44 Motovlog'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Yine yollardayız. Yine kameramız açık. Yine sizler yanımdasınız. Evet arkadaşlar, bugün ne yapıyoruz? Bugün iş yerime gidiyoruz. Orada birkaç parça eşya unuttum. İşle alakalı. Gidip onları alacağım. Bu arada birçok soru geliyor yine bununla ilgili. Ne iş yapıyorsun diye. Ne iş yapıyorum arkadaşlar? Ben inşaatta çalışıyorum. İskele işinde çalışıyorum. Yani bina, fabrika, her ne olursa olsun dış cephelerine iskele kuruyoruz. İşim güzel mi? Güzel, ben işimi seviyorum. Çalıştığım fabrikada zaten çok fazla iş yok. Yani iş yok derken, iş var ama hani çok fazla iş yok. Yani bütün gün neredeyse lay lay lon çalışıyoruz. Tabii zorlu dönemleri atlattık. İşin çok yoğun olduğu dönemler de vardı, fakat onları atlattık. Ama hani inşaatta deyince Türkiye'deki gibi aklınıza gelmesin arkadaşlar. Burada inşaatta Türkiye'deki gibi değil. Daha farklı koşullarda çalışıyorsunuz. Örnek veriyorum. Mesela Türkiye'de yani inşaat sektöründe ne kadar erken biterse o kadar iyi. Benim şu an çalıştığım fabrika yaklaşık 5 yıldır inşaatı sürüyor. Bu 6. yılı ve daha 2-3 yıl daha sürer. Yani Türkiye'de olsa bu inşaatı bir senede bitirirler. Aynı bak yapıp çıkarlar ama inceleyip sık dokudukları için ve bir de işçiye hadi diyen biri yok. Hani mesela çok ciddi söylüyorum. Çok hızlı çalışsak 2 saatte bitireceğimiz işi 2 günde bitiriyoruz. Kesinlikle ağır kaldırmak yasak. Hızlı çalışmak yasak. Ekipmansız çalışmak yasak. Vesaire vesaire. Genelde İsviçre'deki inşaatlarda bu şekilde çalışılıyor. Yani tamamen aklınıza ya 44 motorlak ameliymiş demeyin ki, ameli olmaktan da utanma. Ben ekmek paramı kazandığım sürece her işi yaparım. Tabii yüz kızartıcı işler hariç. Allah'ım kimseye o duruma düşürmesin. Evet arkadaşlar, zamanımın bütün çoğunluğunu çalışarak geçiriyorum. Çalışmadığım zamanlarda da motor üzerindeyim. Ama motor kullanmadığım zamanlarda, yani sizin şu objektiften beni görmediğiniz zamanlarda da vaktimi dolu dolu geçirmeye çalışıyorum. Spor yapıyorum, akşamları yürüyüşlerimi yapıyorum. Arkadaşlarımla buluşuyorum. Bir restorana gidiyoruz, sinemaya gidiyoruz veya farklı bir ülkeye gidiyoruz, günübirlik geliyoruz. Zamanı dolu dolu yaşamayı seven bir insanım. Hani derler ya, dünyaya bir kere geldim ve hiçbir şeyi de gözümde koymaya niyetim yok arkadaşlar. Yani hayallerim hayallerimdir. Hayallerimi gerçekleştirmek için her şeyi yapıyorum. Yapmaya da çalışıyorum. Şu an geçtiğimiz kanton Aarau, İsviçre'nin küçük şehirlerinden bir tanesi. Yani aslında benim evime yakın olan şehir. Burada şöyle söyleyeyim arkadaşlar, İsviçre neredeyse Konya kadar bir ülke olmasına rağmen yaklaşık 20-21 tane şehri var bunun içerisinde. Şehirleri büyük aslında. Ama şöyle bir güzelliği var. Bir şehirden bir şehire gitmek 15 dakika. Örnek veriyorum, ben Aarau'dayım şu an. Zürih'e gitmeye kalksam 25 dakika sürüyor. Berne gitmeye kalksam, merkez, başkent Berne gitmeye kalksam yine keza 40 dakika sürüyor. Yani bir günde İsviçre'nin bütün şehirlerini gezebilirsiniz. Böyle bir güzelliği var. Dağlık bölgelerde, düzlüklerde şehirleri var. Evet arkadaşlar, iş yerine yaklaştık. Burası da yine Aarau kantonunun Türkçe tabiriyle bir ilçesi, kasabası Baden. Güzel bir yerleşim yeri, sessiz, sakin bir yer. Trafiği çok yoğun ama özellikle birçok iş yeri içerisinde barındığı için genelde sabah saatleri ve akşam saat 4 ve 6 arası çok yoğun oluyor bu cadde.
şu anda olduğu gibi. Burada biraz da sizlere arkadaşlar trafik kurallarıyla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Burada hani Türkiye'de olmayıp da burada olan birkaç, size belki enteresan gelecek ama burada yapman gereken kurallardan biri. Bisiklet yoluna araç park edemezsiniz, bisiklet yolundan gidemezsiniz. O kesinlikle yasak. Bunun nedeni oranın tamamen bisikletlere ayrılmış olması, bildiğiniz gibi. Motor da gidemez arkadaşlar bisiklet yolundan, onu da söyleyeyim. İnler skate ve sadece bisiklet için bu yol var. Yayaların da tabii girmesi yasak bir yola. Bunun haricinde arkadaşlar hemzemin geçitleri hepimiz biliyoruz. Tren ayı olan geçişler. Bu tür yerlere geldiğinizde üçüncü arabaysanız eğer, yani trenin geçmesini bekleyen üçüncü arabaysanız kontağı kapatmak zorundasınız. Hem doğanın kirlenmemesi için, hem ozon tabakasının delinmemesi için, hem de paranızın cebinizde kalması için kontağı kapatmanız gerekiyor. Mesela bir diğer kural da arkadaşlar, örnek veriyorum, burada trafik ışıklarının olmadığını düşünelim veya olduğunu düşünelim. Şimdi trafik yoğun diyelim, yolumuz karşıya gidiyor. Yalnız yeşil yandı, siz en öndesiniz fakat karşı taraf dolu. Yani gitseniz diğer şeridi kapatmış olacaksınız. Yani yolunuza girmeden ortada kalacaksınız yol ortasından. Diğer karşı şeritten çıkacak olan yolu da kapadığınızı düşünün. Böyle bir durum yaşanmaması için eğer karşı taraf doluysa, yeşil de yansa kımıldayamıyorsunuz. Beklemek zorundasınız ki çoğu da öyle yapıyor. Bu da trafik sıkışıklığının, daha doğrusu trafiğin kilitlenmemesine çok büyük bir faydası oluyor. Aksi takdirde dediğim gibi o ileri gidemeyecek. Diğeri kendisine yeşil olmasına rağmen önünde araba olduğu için gidemeyecek. Öyle. Arkadan gelenler birikecek. Ama çok güzel bir şey. Ve arkadaşlar bir diğer kural da bunu virajlarda özellikle, her virajda aynaya baktınız, sinyalinizi verdiniz, virajı döneceksiniz ama kafanızı çevirip arkaya da bakmanız gerekiyor kör noktaya, çünkü orada bir bisikletli olabilir. Bunun haricinde yolda durmak, arabadan inmek, yani bu şekilde yollarda arabadan inmek, otobanda arabadan inmek, yani diğer yollarda arabadan inmek yasak. 30'luk ve 20'lik yolları bilmiyorum, orada durabiliyor musun, duramıyor musun, inebiliyor musun? Ve kaldırıma park etmek kesinlikle ama kesinlikle yasak. Valla çekiciler ekmeğin peşinde, gördüğü anda çekip götürür. Ve motorculara da arkadaşlar, gördüğünüz takdirde bu şekilde selam veriyorsunuz, selam alıyorsunuz. Bu çok hoşuma giden bir şey. Türkiye'de dediğim gibi hep korna çalmak var ama burada her gördüğünde selam vermek zorundasın. Hatta vermediğinde ya da almadığında o da senin terbiyesizliğin oluyor. Evet arkadaşlar, şu an iş yerime geldik. Yolu biraz küçük ve çukurda benim küçük inşaatım. Yan tarafta kanoyla ağrı var, yani dere var, nehir var arkadaşlar. Orada insanlar kanoyla yüzüyorlar. Burada bir parkurları var, hatta kano parkurları. Hani bütün gün neredeyse buradalar. Geldik Bahuş Derya'ya. İşte benim iskeleler arkadaşlar.